Selam. Tanıyor muyum sizi? Yok. Aa, siz şey değil misiniz ya? Hani şu Adanalı iş adamının Karayaz danışmanı, hani Pelin'in babasını. İlkokul 4'teyken toz çıkmadan tahtayı sildim diye öğretmen aferin dediydi. O günden beri benim hakkımda böyle güzel laf söyleyen duymadım, yemin ediyorum. Ay tabii canım, ben gördüm sizi. Siz Pelin'i aramaya restorana gelmiştiniz. Ben sizi orada gördüm. Hatta giderken annem ve komşular hakkınızda bayağı laf döndürdük. Öyle mi? Nasıl söz ettiniz? Yani işte şey gibi, Tolga da oradaydı biliyorsunuz. Artist aynı zamanda kendisi, çok ünlü. Ha. Ama biz sizden bahsettik. Yani nasıl desem, bizim semtin kadınları Kadir İnanır tarzını çok benimser. Siz de ona yakın olduğunuz için. Ben öleyim, zirvede bırakayım. Yani, ölsem gam yemem. Ay nasıl lafı öyle? Allah gecinden versin. Ay daha çok gençsiniz. Yok ya, lafın gelişi. Ben mutluyum, mutlu. Yalnız bu danışman lafı iyiymiş. Hep işte ne iş yapayım diye sorduklarında tam şey yapamıyordum, cevap veremiyordum. He. İş adamı Rıza Seyhan'ın danışmanıyım. Güzel. Siz niye geldiniz yani yanıma? Ne soracaktınız bana? Ha. Balık burcuyum ben. Yalanla işim asla olmaz. Yalan hiç sevmem. Kendimi övmek gibi de olmasın. Sezgilerim çok kuvvetlidir. Tam olarak aralarındaki ilişkiyi bilemiyorum ama bana kalırsa arkadaşlıktan biraz daha fazlası var aralarında. Öyle mi? Yani bir lafı mı var peki? Yani ne bileyim, böyle bir gören, duyan yok mu? Yani şimdi Zübeyir Bey, şöyle ki biz mahallede bu konuyu gündeme getiriyoruz. Konuşuyoruz, tartışıyoruz ama aramızda ikiye bölündük. Yani var diyenler de var, yok diyenler de var tabii. Ama mesela Meliha ablaya kalsa asla yok böyle bir şey diyor. Ya kadın anası yani, hani ne bileyim, bilmese bile öyle bir sezgisel kavrayış mekanizmasının olması lazım. Ben de eğer bu kadar seni gıybet meselesinde bu kadar enerjimi harcadıysam eğer, kesin aralarında bir yakınlık, bir elektrik var. Da işte ben tam olarak hangi boyutta onu daha çözemedim. Üçüncü boyuttur belki. Ben deli kişiyim.